Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz. Teşekkürler Soral Bey, sağ olun. Bir son dakika gelişmesi var, ekranlarınızda da görüyorsunuz. CHP lideri Özgür Özel kendisine sorulan sorulara yanıt verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Bir o kısa açıklamayı izleyelim, başlayacağız hemen. Değerlendirmez olur, bir kapatmayın aslında. Öncelikle Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar hukuki bir kararken yasamanın buna karışıyor olması artık son zamanlarda alışkanlık haline gelmiş, kuvvetler ayrılığının dolayısıyla anayasal düzenin ayaklar altına alınmasından başka bir şey değil. Sayın Bahçeli'nin canı sağ olsun geçen konuşmamızı dinleyip o konuda övgülerini ifade etmişti. Bugün ben de onların grubun konuşmasını dinleyemedim. Tahmin ediyorum ona yönelik bir yaklaşım da olabilir. Sayın Bahçeli böyle şeylere dikkat eder. Günün yoğunluğu, gündemin yoğunluğundan dolayı ancak gelebiliyoruz. Ancak dediğim gibi madem ki Sayın Bahçeli kendisini muhalefet partisi olarak tanımlamıştır, biz muhalefete muhalefet etmeme geleneğimizi MHP üzerinden de sürdürelim. Ve MHP'nin bu tavrıyla ilgili değerlendirmem bununla sınırlı olsun. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı'na bir değerlendirmesi oldu. Hem ortak bildiri imza atılmaması hem de sonrasındaki olaylara ilişkin. Bu millet artık kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Herkesi yol geçen anı demiyor dedi. Neler söylersin? Özellikle sırt protezumuza ilişkin şey cenazesinde. Gerçekten özellikle oraya birisi Manisa'ya gövde gösterisi yapmaya gitmiş lafını utanarak ve ürpererek dinledim. Ne gövde gösterisi ya? Bu kadar kalpsizlik olur mu? Şehit cenazesine gidiyoruz ve buna gövde gösterisi diyor. Gövde gösterisi dediğin şehidin tabutunun bir elini tabutun üstüne koyup bir eline mikrofon alıp orada siyasi söylemlerde bulunmaktır. Şehit cenazesine gitmek ne zamandan beri gövde gösterisi olmuş? Sonrasından bindirilmiş kıtalarla ilçelerden, komşu illerden topladıklarını oraya götürüp bize karşı slogan attırmak marifet mi şehit cenazesine? Peki burada buna kim karar versin? Yani cenazeye gitmek mi gövde gösterisi, orada sövgü gösterisi yapmak mı? Hangisi şehidi inciltiyor? Şehidin ailesi bugün konuşmuş. Ne diyor şehit ailesi? Protestoları kınıyor. Özgür Özel bizim de ailemizin evladı diyor. Daha söyleyecek başka bir şey var mı? Birazcık utanma olmaz mı insanda? Şehit ailesi diyor ki yaşananlardan utandık. Yaşananları kınıyoruz. 3-5 kişiyi toplamışlar, getirmişler. Bağırtıyorlar diyor. Bunun ailemizle ilgisi yok. Özgür Özel bizim ailemizin de evladı diyor. Ben Manisa'nın evladıyım. Ne Manisa'da ne 81 ilin herhangi bir yerinde bu tip davranışların yapılmasını asla ve asla doğru bulmam. Şimdi bizim elimiz armut toplamaz. Erdoğan'a aynı şekilde cevap mı verelim? Aynı şekilde cevap verecek olursak camilerin avluları siyasi protesto mekanlara dönüşürse bundan Cumhurbaşkanı olarak hoşnut mu olacakmış? Biz gençlik kollarımızı götürüp aynı sloganları attıramaz mıyız? Marifet mi bu? Marifet böyle durumlarda aileyle duygu bağını kurabilmekte, marifet ne kadar üzgün ne kadar kızgın olsan da orada metaneti koruyabilmektedir. Tahmin ediyorum bu açıklamasını duyduysa Sayın Bahçeli Erdoğan'ı da dinlemeye gitmez artık. CHP lideri Özgür Özel'in yapmış olduğu açıklamaları ekranlara getirdik. Manisa'da şehit cenazesine katılmıştı Sayın Özel. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün birkaç saat önce bir açıklama yaptı ve gövde gösterisi olarak değerlendirmişti. Özgür Özel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce katıldığı şehit cenazelerinde elini cenazenin üzerine koyup diğer eliyle de mikrofonla siyasi gündemi de dahil ederek yaptığı konuşmaları hatırlattı. Hangisi gövde gösterisi diye sordu bir kere daha. Naim Bey, elbette ki hafta sonu gelen acaba haberi konuşacağız. 12 şehit haberi geldi peş peşe. 24 saat içinde Kuzey Irak'ta hala hazırda devam eden Pençe Kilit operasyonu bölgesinden. Bu operasyona dair önce sorularım olacak. Sanırım 2019 yılında başladı Pençe Kilit operasyonu. Evet. Hedefi neydi bu operasyonun? Tabii bir yani sınır ötesi başlatılan operasyonun PKK bölücü terör örgütüyle birinci siyasi hedefi sınır güvenliğini sağlanması. İkincisi sınırdan Türkiye'ye tehdit olabilecek terörist geçişlerinin önlenmesi. Üçüncüsü de en önemli hedeftir bu. Siyasi hedeftir. Terör örgütünün etkisiz duruma getirilmesi. Yani tehdit olmaktan çıkarma. Siyasi hedef bu.
Şimdi siyasi hedef önemlidir. Siyaset makamı verir siyasi hedef. Siyasi direktifle verir. Bu siyasi hedefe alan askeri makamlar, yani askerler, yani Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, siyasi hedefi karşılayacak ve onu gerçekleştirecek şekilde askeri hedefler hazırlar. Askeri amaçlar hazırlar siyasi. Ve her operasyon, her harekat verilen siyasi hedefi karşılamak zorundadır. Eğer askeri harekat ve askeri operasyon siyasi hedefi karşılamıyorsa bir eksiklik var demektir. Yani bir uyumsuzluk var demektir. Dolayısıyla askeri hedef kendi kendine askerler tarafından oluşturulmaz. Siyasi hedefi karşılayacak şekilde oluşturulur. Onun için askeri hedef ya da askeri amaç nedir? Terör örgütünün sınır geçiş çıkış giriş ve çıkışlarını önlemek, terör unsurlarını yuvalarında etkisiz duruma getirmek. Bunun için bazı bölgelerin kontrol edilmesi sağlamak. Ne demek bazı? Metina, Hakurk, buna benzer terör örgütünün 1980'lerden beri, 84'ten beri yuvalandığı yerler var. Hı hı. Bunları kontrol altına alınarak terör örgütünün buraya gelip yuvalanmalarını engellemek. Bunun için üst bölgeleri diyoruz bunlara biz. Nedir üst bölgesi? Kuzey Irak'ta işte Hakurk, Metina, Zab gibi bu oluşturulan üst bölgelerinde veya o bölgelerde üst bölgesinde her metrekarede asker bulundurulmaz. Bu dünya savaş tarihinde de öyle bir şey yok. 5000 yıllık savaş tarihinde. Dünyanın hiçbir ordusu da bulundurmaz. Bir bölgeyi kontrol etmek ya da üst bölgesi oluşturmanın anlamı nedir? Anlamı şu. O bölgede kontrol edildikten sonra yüksek, hakim, bütün önde, geride, iki tarafta, sağda, solda, bütün o arazi kesimine hakim, belirli yüksek bir yerdedir. Gelen yolları kontrol eder. Yaklaşma yollarını kontrol eder. Dolayısıyla teröristlerin herhangi bir bölgeden yaklaşmalarını, geçişlerini engeller. Bu üst bölgeleri personel, asker bulunur ama keşif gözetleme vasıtalarıyla, ateş destek unsurlarıyla, yani topçuyla, makinalı tüfekle, dronlarla, silahlı hava araçlarıyla, insansız hava araçlarıyla, termal kamerayla, gece görüş cihazlarıyla 24 saat bunlar kontrol altında tutulur. Dolayısıyla üst bölgesi denildiğinde değerli izleyenlere yanlış anlatmayalım, yanlış bir bilgi olmasın. Her metrekaresinde bir askerin bulunmasının gerekli, zorunlu olduğu bir yer değil. Anladım. Tepede birkaç tim bulunur. Hakim alanda. Bir iki bulunur. Hakim yerde. Orada gerekli ateş destek unsurlarıyla yaklaşma yolları, kaçma yolları tıkanır teröristlerin. Dolayısıyla o bölge bazen 5 kilometrelik, bazen 3 kilometrelik, bazen 2 kilometrelik bir alanın tümünü kontrol edebilir. Ama orada ne yapılır? Devriye faaliyetleri yapılır, icra edilir. Orada ne yapılır? İnsansız hava araçlarıyla keşif ve gözetleme yapılır. Acaba görüş alanının dışında, yani askerin görmediği, dürbünün görmediği, gece görüş cihazının etkisiz kaldığı durumlarda insansız hava araçlarıyla, dronlarla, havadan veya uçaklardan keşif ve gözetlemeyle, elektronik harp vasıtalarıyla teröristlerin, o karadaki unsurun göremeyeceği yerdeki teröristlerin görüntülerini de o üst bölgesine verir. Dolayısıyla üst bölgesi hem görevini iki şekilde yapar. Bir, kayıp vermesini engelleyecek şekilde orada mevzilenir. Yani ne demek o? Teröristlerin yaklaşmasını engelleyecek. Teröristlerin yaklaşarak, pusu kurarak ya da sızarak şehit vermemizi, yaralı vermemizi engelleyecek şekilde mevzilenir ve orada üst bölgesi oluşturur. Ama baştan şunu söyleyelim Soral Bey. Önce kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. Kahraman gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Ailelerinin ve Türk ulusunun başı sağ olsun diyorum. Yani onlar orada görev yapıyorlar. Orada görev yaptıkları için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan insanlar güvenlik içinde yaşıyorlar. Evet. Onu anladım. Yani dolayısıyla o kahraman şehitlerimizin hakkı ödenmez. Onu söyleyelim. Elbette. Tüm bu söylediklerinizden yola çıkarak emekli albay Orkun Özer'lerin de bazı eleştirileri olmuştu. Evet. Onu da hatırlatarak şunu sormak istiyorum. Üst üste, çünkü
İlk gün 6 şehitlendi. Hatta 3 şehitlendi. 3 evet. yaralı asker daha şehit oldu. 6. İkinci günde 6 evet. askerin şehit oldu. Yani aynı bölgede tüm bu anlattıklarınıza rağmen bu istihbaratın da evet. olması gerekirken havadan ve karadan